Merhaba, GTX 1060 6 GB'lık bir ekran kartımız var. Kısa devrede. Testini de yapalım. Power supply'ımız dahil olmak üzere bir tür dönüp duruyor. Evet, ekran kartımızda bir kısa devre var. Şimdi sökmeye başlayalım. Testimizi yaptık. Tetik almıyor. Yani ilk harekete geçiş esnasında kapanıyor. Ekran kartımızın vidalarını söktük. Ayırıyoruz kabloyu koparmadan. Bunu zaten daha önce bir tamir etmeye çalışmışlar. Olmadı diye, yapılamıyor diye geldi bize. Kısa devre var mı yok mu hemen bunun bir testini yapalım. Multimetre ile de bunu tespit edelim. Multimetremizi ayarladık. Hemen bir ölçüm yapalım. Bağlantımızı yaptık GND noktasına. Şimdi ölçümlere başlıyoruz. Hemen şöyle bir bakmaya başlayalım. Evet, bir kısa devre görünmüyor. Burada da yok. Burada da bir kısa devre yok. Şimdi bu arıza çok güzel, komplike bir arıza. Bunu nasıl çözeceğimizi anlatacağım. Kart aslında multimetreyle baktığınızda hiçbir kısa devre olmadığını gösteriyor. Ama bilgisayara bağladığımızda bilgisayar açılmıyor. Burada bakmamız gereken bazı yerler var. Şimdi ben hızlıca bir ölçüm yapacağım kartın üstünde. Hemen başlıyorum. Önce şu sigortaları vesaireyi bir kontrol ediyorum. SMT kondansatörlerde 350 ve üzeri veya işte 2000-3000 gibi rakamları gördüğümüz zaman bunlar normal olduğunu gösteriyor. Her multimetrede biraz iş farklı ilerliyor ama genel olarak bu şekilde çalışıyorlar. Burada sigortaları kontrol ettim. Herhangi bir sorun yok. Burada bir kısa devre yok. Arkaya geçiyoruz. Bu arada görüldüğü üzere bakın mesela şurada lane fazlalıkları var. Yani buralara bir müdahale edilmiş. Acaba neden edilmiş? Çünkü bu bölge işlemciye ulaşıyor. Acaba işlemci arızası mı var diye düşündük. Ama yani şu anki yaptığım testlere göre bence işlemci arızası yok. Devam ediyoruz. Burayı da bir ölçelim. Bir kısa devre var. Bilgisayara bağladığımız zaman görünüyor. Ama bu şekilde yani multimetreyle ölçüm yaptığımızda kısa devreyi göremiyoruz. Bize değer veriyor. Şimdi burada bakmamız gereken yerler var. Bobinlere bakabiliriz. Kondansatörlere bakabiliriz. Ve MOSFET'lere bakabiliriz. Biz şimdi burada MOSFET'lere bakacağız. Çünkü buradaki MOSFET'lerle de bir oynanmış. MOSFET'lerin fabrikasyon olduğunu zannetmiyorum. Yamuk duruyorlar. Hemen bir ölçümünü yapalım. Birinci MOSFET'imiz sağlam. Gain bacağından bakıyoruz. Sağlam. Sağlam. Kısa devreyi bulduk. Bu MOSFET'imiz kısa devre değerleri göstermeye başladı. Gain bacağından eksi kutup verip baktığımda kısa devre okuyorum. Birinci kısa devremiz bu. Devam ediyoruz. İkinci MOSFET'imizde kısa devre var. Zaten buraya da düzgün takılamamış veya değiştirmişler, patlamış, bilmiyorum. Evet, bakın buradaki ölçümde şöyle bir hataya düşebilirsiniz. Kartın üstüne dokundurduğumda probu değer görmeye başlıyorum. Bazen değer gösteriyor, bazen göstermiyor. Yani bu MOSFET bozuk. Tekrar bakıyorum. Evet, mesela demin bir ara değer göstermeye başladı. Şu an göstermiyor. Yani kısa devre. Bakalım başka var mı? Bu MOSFET de kısa devre. Bu MOSFET de kısa devre.
Bu sağlam. Kısa devre. Kısa devre. Bu sağlam. Kısa devre. Kısa devre. Sağlam. 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 Bu da sağlam. Bu kartın üzerindeki MOSFET'lerin birçoğu bozuk. Şimdi biz bu bozuk olanları değiştirip sağlam olanları üstünde bırakırsak muhtemelen o sağlam olanlar da ilk denemede veya birkaç kullanımdan sonra bozulacaktır. O yüzden biz buradaki tüm MOSFET'leri değiştireceğiz. Şimdi burada şöyle bir sorun doğuyor. Bu MOSFET'ler piyasada yok. Bu MOSFET'leri ne yapacağız? Bunların değerlerine uygun değerlerde başka bir kartın üzerinden söküp bu cihaza takacağız. Evet, şimdi biz sıradan MOSFET'leri sökmeye başlayalım. Şu işlemcinin üstünü de temizleyelim. Ekran kartıyla biraz uğraşmışlar. Bayağı bir kötü durumda. Şimdi ben elimden geldiğince bu ekran kartını toparlamaya çalışacağım. Evet, bütün MOSFET'lerimizi söktük. Yataklarını güzelce şimdi temizleyeceğim. Şimdi hurda kartlardan bulduğum 16 tane MOSFET'imiz var. Hepsini şimdi yerlerine tekrardan lehimleyeceğim. Bunu yapmadan önce şu arkadaki diyotun da etrafında çok fazla lehim var. Şurası özellikle kondansatöre çok yakın olduğu için bu kartın tüm MOSFET'lerinin kısa devreye düşmüş olma sebebi olabilir. Buraya kontrollü ısı vermemiz gerekiyor. Diğer kondansatörleri kaldırmamamız, yerinden kıpırdatmamamız gerekiyor. Yani bunu buradan kaldırıp altını temizleyip tekrar yerine geri koyacağım. Şimdi diğerini de sökelim. Evet, şimdi temizliğimizi yapalım. Evet, olması gereken hali bu. Bir önceki hali biraz fazla lehimliydi. Acaba değiştirmişler mi? Tam olarak bilmiyorum akıbetini kartın. Genel olarak yapılamıyor diye kenara atılmış. Sonra bize gelmiş bir kart bu. Şimdi MOSFET'leri takmaya geçelim. Evet, MOSFET'imizi bacaklarını kontrol ettik. Temas ediyor, bir sorun yok.
Tamam. Evet, şimdi bütün MOSFET'lerimizi yerine taktık. Üstünden çıkanların hepsini attık. Başka bir hurda kartımız vardı. Onun üstündeki MOSFET'leri ölçerek sağlam olanları ayıklayıp bu kartımızın üstüne taktık. Şu an ölçümlerini de yaptığımda herhangi bir sorun da yok. Şimdi test edelim, beraber bakalım. Cihazı komple toplamaya başlıyorum. Vida yerlerini denk getiriyoruz. Şu an termal macununu sürmüyorum. Testini yapayım. Daha sonrasında zaten süreceğim. Fanının temizliğini, bakımlarını da yapacağım. Ama ben şimdilik bir toplayıp test edip göstermek istiyorum. Kartımız teste hazır. Evet, testimizi gerçekleştiriyoruz. Evet, şu an çalışmaya başladı kartımız. Power supply'ımızın da fanı dönüyor. Herhangi bir sorun yok. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor artık. Termal kamerayla da göstermek istedim. Power supply'ımız artık çalışabiliyor. Burada termal kamerada baktığımda bütün MOSFET'lerin ısındığını, herhangi bir sorunun olmadığını görüyorum. Bakıyorum, burada işlemcimiz de ısınıyor. Kristalimiz de ısınıyor. Herhangi bir sorun yok. Bilgisayara bağlayalım. Bir de oradan tekrar bir görüntü alalım. Şimdi bilgisayarımıza bağladık. Tetiğimizi veriyoruz. Evet. Power supply'ımız dönüyor. Ekran kartımızda herhangi bir sorun yok. Artık çalışıyor. Görüntü aktarmasında sorun yaşamıyoruz. Testlerini gerçekleştirdik. 1-2 saat çalıştı. Bu kadar.